Bundan yıllar önce çok yakın bir kız arkadaşım vardı. O kadar yakındık ki ahiretlik sayılırdık. Yıllar sonra gideriz diye Afyon kaplıcalarından yer bile ayırtmıştık. Allah günah yazmasın, çok da çirkin bir kızdı. Kahtalı mıçı gibi bıyıkları çıkar, tiksinmez, ağdasına kadar ben yapardım. Ne mi oldu? Sevgilimi elimden aldı. Nasıl mı anladım? Bununla beraber sevgilimin evine gittiğimizde kızın telefonu evin valisine otomatik bağlandı. Daha önce bağlamış da ben anlamamışım anlayacağınız. Bana hep ateşim var kanka, ateşim var derdi. Ben de ateş düşücü verip uyuyup dinlenmesini söylerdim. Meğerse enişte ateşiymiş. Ben görememişim. Şimdi ne mi oldu? Valla ikisi de domuz gibi sağlıklı ve mutlu. Ayrılmayı da düşünmüyorlar. Neyse, ben sinirden daha da pancar olmadan şu maskemi bitireyim. Hoşça kalın. Bundan yıllar önce kalbi de en az suratı kadar çirkin bir komşum vardı. Her gün bütün apartmanın temizliğini yapıp en son pisliği gelip benim kapımın önüne bırakırdı. Bir sabrettim, iki sabrettim. Üçüncüde bunu bir aldım elime. Yer misin, yemez misin? Asıl pisliği ben çıkardım. Ne mi oldu? Karakolluk olduk. Onunla ilgili tek pişmanlığım nasıl biraz daha vurup onu hastanelik edemediğimle ilgiliydi. Ben pişmanlıklarımı siz aynılarını yaşamayın diye anlatıyorum. Elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Vurduğunuz yerden ses gelsin. Ama içim çok rahat. Çünkü biliyorum ki bir yerlerde birileri onu benim için yine dövüyor. Hayat böyle bir şey işte. Ha, bir de komşum. Sen gittin ya, ben arkadan polis çağırdım. Bir de Allah affetsin, çok pis dedikodunu yaptık. Ağzıma da saç girdi. Olsun, ben bunu da atlatırım. Sen olay çıkartıp kapıyı çarpıp çıkarken nasıl tavanın altıyla suratına iki tane patlatamadım diye pişmanım. Giderken çöpü de atsaydın da bir işe yarayaydın bari. Sızıntı yapmış, leş gibi kokmuş apartman. Olsun, ben bunun da üstesinden gelirim. Gittin gitmesine ama kredi kartı borçlarını da bana takmayaydın iyiydi. Çünkü kol gibi ekstreyle bir başıma kaldım. Olsun, biz kadınlar kendi enkazından kendi başına çıkmayı başarabilen varlıklarızdır. Bir de bir şey itiraf edeyim mi? Sen gittin ya, ben diyeti bozdum. Üç tane künefeyi bir oturuşta yedim. Canıma değsin. Yine olsa yine yerim. Cehennem ol git. Allah belanı versin. Biz sonbaharı, hatta 2 Mayını bile kahkahalarla ve gülerek karşılayan kadınlarızdır. Arkamızdan konuşanları ve iş çevirenlerin pavyona düşüşünü keyifle seyredip, derin bir oh çekip Türk kahvesiyle suratımıza peeling yapan kadınlarızdır. Kimse bizi yokluğuyla tehdit edemez. Bir sevgilim vardı. Giderim dedi, gitmezsen adam değilsin dedim. Bak gidiyorum dedi, gitmeyeni öpsünler dedim. Ne mi oldu? Gitti tabii. Ama dediğim gibi, Ekim ayı. Ne olacağı belli olmaz. Gelirsen Ekim'e, gelmezsen Kasım'da aşk başkadır. Ha, bir de sen gittin ya, ben adayı bıraktım. Saçı sakalı saldım, battı balık yan gider misali. Olsun, zaten her zaman bir lafım vardır. Kılda keramet olsa,